Takvimler artık 17. yüzyılı gösteriyordu. 1600'lü yıllar olarak tarif edeceğimiz bu zaman diliminde dünya da değişti, Osmanlı da değişti. 17. yüzyılın başında padişah olarak önemli bir figürü görüyoruz. Sultan 1. Ahmet. 3 tane Ahmet'in ilki olacaktı Osmanlı tarihinde. Numerolojiye girmek istemiyorum ama Sultan 1. Ahmet'in hayatında gerçekten de bir sayının önemi vardı. O da 14 sayısı. Neden mi? Sultan 1. Ahmet 14 yaşında tahta çıktı. Tahta çıktığı sene, yani hemen tahta çıkar çıkmaz 14 yaşında da sünnet oldu. Enteresandır, kendisi Osmanlı tarihinin 14. padişahıydı ve 14 sene iktidarda kaldı. Daha sonra bahsedeceğim kendi adıyla yapılmış olan o muazzam cami, yani Sultanahmet Camisi'nin de tam 14 tane şerefesi vardı. Bu tarihi ne kadar ilgilendirir elbette ki bilinmez. Ama öyle ya da böyle Sultan 1. Ahmet'in hayatında 14 sayısının da önemli olduğunu pas geçemeyiz tabii ki. Peki Sultan 1. Ahmet tahta geçtiğinde nasıl bir manzara vardı? 1592 yılında başlayan bir savaş vardı. Padişah tahta çıktığında, 14 yaşında tahta çıktığında bu savaş hala sürmekteydi. Nerede o Kanuni dönemindeki eski savaşlar? Kanuni Sultan Süleyman Avusturya üzerine sefere gidiyorum dediği zaman ne Avusturya ne de Alman İmparatorluğu aslında Kanuni'nin karşısına çıkma cesaretini bile gösteremiyordu. Osmanlı ordusu Mayıs ayında sefere çıkar. Eylül ve Ekim ayına kadar pek çok kaleler alır veyahut da şehirler alır. Ondan sonra yüklü bir ganimetle İstanbul'a dönerdi ve büyük şenlikler tertip edilirdi. İyi de 1592 yılında başlayan savaş Sultan 1. Ahmet'in tahta çıktığı 1603 yılında hala sürmekteydi. Ne oldu? Osmanlı mı geriledi yoksa bu batılılar mı ilerledi? Elbette ki her ikisi de. Dünya değişmişti. Coğrafi keşifler sonrası sadece ekonomi değil, Avrupa'da savaş tarzında da bir değişiklik oldu. Osmanlı'nın cephede Anadolu ve Rumeli'den gelen o tımarlı sipahileri at üzerinde düşmana kan kustururlarken artık karşılarında ellerinde tüfekleri olan daha kalabalık piyadeler ve topçu birlikleriyle karşılarına dizilmiş bir düşmanla karşılaştılar. Savaş taktikleri değişiyordu. Osmanlılar henüz daha buna adapte olamamıştı. O yüzden savaş iki ülke arasında, yani Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bir türlü sonuçlanamayacak bir şekilde uzadıkça uzuyordu. İşte bu Osmanlı'ya hem para kaybettiriyordu hem de prestij kaybettiriyordu. Peki cephede süren savaşın etkileri yok muydu? Olmaz olur mu? Savaş uzadıkça, çiftini çubuğunu bırakmış tımarlı sipahiler cephede kaldıkça Anadolu ve Rumeli'de ama özellikle Anadolu'da asayişte evlere şenlik bir duruma geliyordu. Ortalığı isyancılar ve serseriler basmıştı. Güvenlik zaafı vardı ve devlet bir yandan savaşıp bir yandan da bu güvenlik açığını kapatamıyordu. Ekonomi baş aşağı gidiyordu. Çünkü savaş demek masraf demekti. İşte bunun sonucunda bu uzayıp giden savaşı Sultan 1. Ahmet bitirdi. 1606 yılında Avusturya ile Osmanlı arasında bir barış anlaşması imzalandı. Herhangi bir lise ders kitabında açıp maddelerini çok rahat okuyabileceğiniz bir anlaşmaydı bu. 1606 Zitvatorok Barış Anlaşması. Peki ne diyordu? Aslında bütün maddeleri bırakalım. Pargalı İbrahim'i hatırlarsınız. Kanuni Sultan Süleyman'ın o muazzam veziri, Makbul ve Maktul İbrahim Paşa diye bilinen vezir. Onun döneminde Avusturya ile bir anlaşma yapılmıştı. Şöyle diyordu anlaşma, çok yukarıdan bakan bir anlaşmaydı. Osmanlı'yı Avrupa'nın en üstün devleti konumuna getiriyordu bu İstanbul Anlaşması'ndaki bir madde. O da şuydu, Avusturya Arşidükü yani kralı, Osmanlı'nın ikinci adamı olan Vezir-i Azam'a denk sayılacaktı. Bu şu demekti ki Osmanlı padişahı Avusturya kralından elbette ki üstündü. İşte artık bu anlaşmanın 1606'da sonu gelmişti. Zitvatorok anlaşması şöyle diyordu. Avusturya arşidükü ile Osmanlı padişahı
denk sayılacaktı. Ve o dönemin diplomasisi gereği bir üstünlük alameti sayılan Avusturya'nın Osmanlı'ya vergi ödeme koşulu da kaldırılıyordu. Çok net olarak anlayabileceğiniz üzere Osmanlı Devleti 1606'da bu uzayıp giden savaşı bitiriyordu ve şunu kabul ediyordu. Artık Avrupa'da diplomatik olarak uluslararası ilişkilerde ben bir numara değilim. Eşit bir konuma geldik. Bileşik kaplar gibi. Avrupa yükselirken Osmanlı da yavaş yavaş güç kaybetmekteydi. İşte bu durumda Sultan 1. Ahmet dönemi aslında Osmanlı'nın yavaş yavaş güç kaybının net bir şekilde ortaya çıktığı dönemdi. Hemen aklınıza şu gelebilir. Osmanlılar ya da Sultan 1. Ahmet bu konuda neler yaptı, ne düşündü acaba? Açık söyleyeyim size hiçbir şey düşünmemişti. Çünkü vücudun içindeki çok derin ölümcül hastalık baş göstermişti. Ama henüz semptomları çok hafifti. Bu ciddi anlamda beyninde bir ur olan hastanın baş ağrılarını sadece migren olarak adlandırması gibiydi. Osmanlı yöneticileri de bir şeylerin ters gittiğini anlamışlardı. Nerede anlamışlardı? Cephedeki o muazzam başarıların artık eskisi gibi olmadığını gördüklerinde anlamışlardı. Ama bunun derin bir sistem hatası olduğunu düşünmüyorlardı. Neden? Çünkü diyorlardı ki biz Kanuni Sultan Süleyman'ın koyduğu yasalardan ayrıldık. Ve sonuçta da bu tarz sıkıntılar çekiyoruz. Hemen bir el şaklatmak gibi Kanuni'nin yasalarına geri dönersek, birkaç tane de yaramazlık yapanları yola getirir, disipline edersek her şey çözülür. Ama artık öyle değildi. Çünkü dünya bambaşka bir yere gidiyordu. Peki savaşı bitirdiler. Sultan 1. Ahmet bakışlarını Anadolu'ya çevirdiğinde Anadolu'da durumun berbat olduğu ortaya çıktı. Ne vardı Anadolu'da? Celali gerçeği. Kimdi bu Celaliler? Celaliler Osmanlı tarihinde Anadolu'da isyan çıkaranlara verilen bir isimdi. Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celal diye birisi bu işi başlattığı için ondan sonra gelen her isyancıya da Celali denmiştir. Bunlar bozulan devlet düzeninden faydalanmak isteyen Osmanlı tabiriyle serkeşlerdi. Bunların liderlerine de sergerde deniliyordu. Çok keyifli bir etimoloji vardır. Serkeş Farsça bir kelimedir. Serbaş demektir. Keşiden de çekmek, uzatmak. Serkeş ise başını çeken, uzatan. Yani baş kaldıran demek dümdüz Türkçesiyle. İşte Anadolu'nun her tarafını bu güvenlik zaafı nedeniyle Celali eşkıyası basmıştı. Celalilik gerçekten Osmanlı Devleti için uzun bir süre kelimenin tam anlamıyla baş belası olacak sosyal bir gerçeklikti. Peki ne yaptı 1. Ahmet? 1. Ahmet İstanbul'daki sarayından Anadolu'ya baktığında artık otoritesinin yavaş yavaş kaybolduğunu görüyordu. Bunun için birkaç tane yol izlendi. Bunlardan birisi çok enteresandır. Bugün bizim için modern bir ulus devlette yaşayan insanlar için akıl almaz bir iştir. Hemen söyleyeyim. 1. Ahmet döneminde Anadolu'nun güneyini, Kilis ve özellikle Suriye'nin kuzeyi ve Anadolu'nun güneyini katıp karıştıran bir Celali lideri vardı. Adı Can Bolatoğlu'ydu. Can Bolatoğlu'nun üzerine gönderilen devlet kuvvetleri bir türlü onu bastıramıyordu. Bunun üzerine bu işin silahla çözülmeyeceğini anlayanlar şöyle bir formül ürettiler. Bu formül daha sonra çoğu kez kullanılacaktı. Dediler ki, bre gel bakalım Can Bolatoğlu. Madem sen devletle mücadele ediyorsun, devlete karşı baş kaldırıyorsun, kılıç sallıyorsun, senin istediğin nedir? Kapıda bir yer midir? Buradaki kapı hükümet, yani devlet görevi anlamındaydı. O da evet dedi. O zaman anlaşırız dediler. Hemen hop sırtına bir samur kürk giydirdiler. Onu İstanbul'a davet ettiler, ağırladılar. Sen niye isyan ediyorsun devlete? Gel bakalım şöyle istediğin makam mevkiyse biz sana veririz. Sana paşalık da veririz. Can Bolatoğlu Ali Paşa yaparız seni dediler. İstanbul'da sırtını sıvazladılar ve yolladılar onu Rumeli'ye, Balkanlara. Al sana Temeşvar Beyliği dediler. Ve kendisi Temeşvar Beyi oldu. Ama oradakileri de öyle canından bezdirdi ki şikayet üzerine şikayet geliyordu. En sonunda onu Belgrad'a yolladılar. Şimdi Can Bolatoğlu'nu bir kenara bırakalım. Onu tekrar geri döneceğim. Acaba akıbeti ne oldu?
Tekrar Anadolu'ya bakalım. Sadece Can Bulatoğlu mu? Tabii ki o değil. Bir sürü celali eşkıyası yerden mantar biter gibi Anadolu'yu katıp karıştırıyorlardı. İşte tam bu noktada Sultan 1. Ahmet herkese tek tek paşalık dağıtamayacağını anladı. O yüzden bir formül buldu. Anadolu'ya bir paşa yollayacaktı. Ve bu paşa Osmanlı tarihlerinde adı söylendiği zaman Anadolu'da herkesin bir iki adım geri çekildiği ve korkudan titrediği bir paşaydı. Paşaya samur kürk giydirildi, eline ferman verildi ve görevi de kendisine tebliğ edildi. Git ve Anadolu'yu bu celali eşkıyasından temizle. Ordusuyla birlikte sancaklarını kaldırıp Anadolu'daki serkeşleri, isyancıları, eşkıyaları bastırmaya giden bu paşanın adı Kuyucu Murat Paşa'ydı. Kendisi devşirme bir paşaydı, Enderun'dan gelmişti ve paşalık makamına kadar yükselmişti. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu kadar abartarak anlatıyorum? Abartılacak bir isim çünkü. Osmanlı tarihlerinde hangi niteliğiyle tanınıyor? Tabii ki sert ve acımasız olmasıyla. Kuyucu Murat Paşa'nın bir rivayete göre öldürdüklerini tamamen kuyuya doldurduğu için, bir rivayete göre de öldürdüklerinin kesilen başlarını kuyuya doldurduğu için kendisine bu ünvan verildiği, bu lakapla anıldığı söylenir. Kuyucu Murat Paşa omuz üstünde baş, taş üstünde taş koymadan Anadolu'da ilerledi. Ve Anadolu'daki bütün eşkıyaları gözünü kırpmadan katlederek İstanbul'un Sultan 1. Ahmet'in kendisini tebliğ ettiği görevi yerine getirdi. Şimdi şöyle bir şey rivayet edilir. Tarihin sayfalarını açıp bakalım. Bir celali grubu yakalanmıştır. Suçlular kelleleri kesilerek kuyuya doldurulmuştur. Fakat Yeniçeriler Kuyucu Murat Paşa'nın yanına küçük bir çocuk getirirler. Kuyucu Murat Paşa der ki, bu kimdir? Derler ki, efendim bu kişinin babası Celali değil. Ama Celalilerin yanında onlara çalgı çalıp onları eğlendiren bir halk müzisyeni. Adam da ölmüş bu mücadele içerisinde. Bu çocuk kalmış. Ne yapalım dediler. Kuyucu Murat Paşa gözünü kırpmadan emri verdi. Onu da öldürün dedi. Fakat karşılarında bir çocuk vardı. O sert, pala bıyıklı, başları kazınmış, düşmana karşı kılıç sallamada gözünü kırpmayan sertlikteki Yeniçeriler bu emri yerine getirmekte tereddüt ettiler. Paşam, af buyurun ama sabidir bu dediler. Kuyucu Murat Paşa Yeniçerilerin tereddüdünü anlayınca çocuğu aldı, kuyunun başına götürüp kellesini vurdu. Rivayettir bu. Yeniçeriler dehşet içinde kalmışlardı. Çocuğun suçu yoktu ki. Fakat Kuyucu Murat Paşa tam burada döndü ve orduya felsefesini açıkladı. Dedi ki, yılanın çocuğu da yılan olur. Eğer bunu sağ koysaydık, büyüdüğünde babasının intikamını alacak bir celali olacaktı. Onun celali olmasını engelledik. İşte gördüğünüz gibi Kuyucu Murat Paşa'nın felsefesi buydu. Devlet Anadolu'daki celalileri kanla, kılıçla ve güç kullanarak bastırmaya çalışıyordu. Çünkü Anadolu elden çıkmıştı ve devlet otoritesi namına bir şey kalmamıştı. Ve Sultan 1. Ahmet'in Anadolu'ya gönderdiği Kuyucu Murat Paşa Anadolu'da bu düzeni sağladı. Fakat Avusturya ile anlaşma yapıldı. Anadolu'daki celaliler de şimdilik temizlendi. Peki dertler bitti mi? Elbette ki bitmedi. Bir de Osmanlı'nın doğusunda İran'da Safavi Devleti vardı ki Yavuz Sultan Selim'den beri Osmanlı Devleti'nin gerçek anlamda doğudaki en büyük rakibiydi. O devlet üzerine de başka bir paşaya samur kürk giydirilerek, eline ferman verilerek mücadele etmesi için yollandı. O da Cigalazade Sinan Paşa'ydı. Lakabı enteresan değil mi? 1. Ahmet'in eline ferman verip Safaviler üzerine yolladığı bu paşanın lakabı aslında onun da devşirme olduğu ve İtalyan kökenli bir paşa olduğunu gösteriyor. Cigala ailesinden geliyordu. Bugün hani Cağaloğlu dediğimiz semtin de adı oradan geliyordu. Cağalazade, Cağala, Cigala, Cagala'ya dönüşmüştü. Sinan Paşa Safaviler üzerine sefer yaptı. Fakat bu seferlerin birinde başarılı giderken ordudaki disiplinsizlik nedeniyle
özellikle İran'da başa geçmiş olan Şah Abbas. Şah Abbas aynı şekilde Osmanlı Devleti'ne benzer bir İran modeli kurarak İran Aşiretler Konfederasyonu devletten yerleşik bir devlete dönüştüren önemli bir Türk hükümdarıydı. İran'da egemen bir Türk hükümdarıydı ve güçlenen Safavi Devleti Osmanlı Devleti'ni mağlup etmişti. Şimdi olaya bakın. Yenilen Osmanlı ordusu geri çekilmiş. Özellikle Erzurum'a kadar geri çekilmiş ve Van kaybedilmişti ve Sinan Paşa bu mağlubiyet üzerine kahrından ölmüştü. Daha sonra dengelenecekti. Başka bir paşa, Nasuh Paşa görevlendirilecek ve kaybedilen yerler geri alınacaktı. Şimdi Sultan 1. Ahmet dönemine baktığımızda Avusturya ile barış yapıldı. Celaliler temizlendi. Aynı zamanda İran'la bir ileri bir geri derken en sonunda 200 deve yükü ipek vergi vermek kaydıyla Nasuh Paşa'nın yaptığı anlaşmayla durum sabitlendi. Ama denizde de Venedikler rahat bırakmıyor. Yani Sultan 1. Ahmet gibi naif bir hükümdar, şiirler yazan bir hükümdar, sanata düşkün, daha mutasavvıf, tasavvufa eğilimli bir hükümdar öyle bir vakitte tahta geçmişti ki sorunların biri bitiyor, diğeri başlıyordu. Neden? Çünkü Osmanlı güç kaybediyordu, dünya değişiyordu ve Osmanlı sürekli günlük tedbirlerle aslında bunu önlemeye çalışıyordu. Padişah üşenmedi, cebinden parasını verdi, 10 tane gemi yaptırıp Venediklere karşı bir sefere başlattı ve özellikle Ege Denizi'ndeki Venedik saldırılarını da durdurdu. Peki şöyle diyeceksiniz, ya bu padişah hiç mi soluk almadı? Bu padişahın hiç mi özel hayatı yoktu? Bu padişah hiç başka bir şey yapmadı mı? İsyanlar, doğuda savaş, batıda savaş, bunlar dışında bir şey yok mu? Olmaz olur mu? 1. Ahmet Osmanlı tarihinde bir devrim yaptı. Neydi bu devrim biliyor musunuz? Özellikle günümüz insanı için iç acıtan ama o dönemin koşullarında bir dönem gereği olan bir geleneği kaldırdı. Bu bir devrimdi aslında. Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesinde kardeş katli diyebildiğimiz devletin bekası ve nizam-ı alem için kim padişah olursa karındaşlarını şeren katledebilir ifadesini, geleneğini 1. Ahmet kaldırdı. Peki ne olacaktı şimdi? Bütün kardeşler sırayla mı geçecekti? Seçim yoluyla mı olacaktı? Ortak mı hükümdar olacaklardı? Hayır. Artık şöyle dedi 1. Ahmet. Dedi ki, bundan sonra kim padişah olursa kardeşlerini öldürmeyecek. Padişah öldükten sonra sıra kime gelecek? Kural şudur. Hanedanın en yaşlı üyesi kimse o padişah olacak dedi. Sıralama böyle. Buna da ekber ve erşet evlat sistemi, en büyük ve en olgun. Diyelim padişah var. Padişah öldü bu sisteme göre. Oğlu değil, kardeşi mi hayatta? O olacaktı. Veyahut da amca öldü, oğlu de yeğeni olabilirdi. İşte bu bir sistem oldu. Peki bu sistem neyi getirdi? Bu sistem insani açıdan gerçekten kardeş katlinin yasallıktan çıkılması açısından çok iyiydi. Ama gel gelelim, bundan sonra diğer şehzadeler sıralarını beklemek için sarayda bir odada gözetim altında tutuldular. Saraydan dışarı çıkmalarına izin yoktu. Buna da kafes usulü deniyordu. Öyle bir kafeste falan kalmıyorlardı elbette. Saraydaki odalarında dört duvar arasında sarayın sınırları dışına çıkmıyorlardı ve padişahın gözleri her zaman onlar üzerindeydi. Çünkü bir ihtilal, bir darbe olabilir, kendi devrilip onlar gelebilirdi. O yüzden göz önünden ayırmıyordu padişah. Bu şunu getirdi. Osmanlı padişahları artık o 1500'lü yılların, 1400'lü yılların at üzerinde kılıç sallayan, sancağa çıkan, padişah olmadan önce her türlü eğitimle donanmış padişahları olmayacaklardı. 30 yıl, 40 yıl sarayın karanlık bir odasında her gün acaba beni öldürmeye mi geliyorlar korkusuyla, her ne kadar yasal olmasa da bu fiilen uygulandı daha sonra. Bu korkuyla yaşayan ve dış dünyanın gerçeklerini tanımayan hükümdarlar olacaklardı. Tahta oturduklarında bir kere yaşları çok ilerlemiş olacaktı. İkincisi hiçbir deneyimleri olmayacaktı ve doğal olarak saray içerisindeki devlet yönetimindeki kliklerin, hiziplerin oyuncağı olacaklardı. Hani
herhangi bir kitapta okuduğunuz, saray kadınlarının etkisi arttı, ocak ağalarının etkisi arttı dediğiniz ve bir gölgeden ibaret padişahlar haline gelecekler. Ne yaparsınız? Hayat böyledir. Bir yeri düzeltirken öteki yerde onun zıddı da ortaya çıkar. Ama Osmanlı tarihleri 1. Ahmet'i kardeş katlini kaldıran, ekber ve erşet sistemini getiren padişah olarak tanıyacaktı. Şimdi gelelim çok önemli noktaya. Sultan 1. Ahmet sadece ekber ve erşet evlat sistemini, yani tahta geçiş sistemini değiştirerek tarih adını yazdırmadı. Aslında öyle bir şey yaptı ki bugün hala kendisinin ismi tarih bilin ya da bilmeyin bir şekilde dillendirilmekte. Nasıl mı oldu ve ne mi yaptı? Aslında hikayeye dönelim. Hikaye şöyle. Sultan 1. Ahmet bir gün at meydanında İstanbul'un tam kalbinde Ayasofya Camii'ni izlerken kafasında bir plan belirdi. Ve yanındakilere dedi ki Ayasofya'yı göstererek, bana bundan daha görkemli bir cami yapılsın. Bu camiyle adımı yazmak istiyorum dedi. Hemen hazırlıklar başlandı. Projenin başına Sedefkar Mehmet Ağa getirildi. Ha, şöyle de bir not düştü. Minareleri altından olsun dendi. Ama bu hem İslam geleneğine göre bir israftı, hem de Osmanlı'da böyle bir usul yoktu. O yüzden padişahın gönlünü almak için altından bir minare değil, 6 tane minare yapıldı. İşte bu cami bugün hala İstanbul Ayasofya ile karşılıklı duran ve Türkistan mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olan Sultanahmet Camii'dir. Batılıların Mavi Cami diye bildikleri cami. Bu cami o kadar önemliydi ki Osmanlı'nın törenlerinde protokol için kullanılan camilerden birisi oldu. Ve gerçekten Ayasofya ile yarışmak için tam anlamıyla İstanbul'un kalbine kondurulan bu cami hala bütün ihtişamıyla bugün ayakta durmaktadır. Hatta öyle ki Bizans döneminde hipodrom olduğu için Osmanlı döneminde de at meydanı olarak söylenen bu yerin adı sırf bu camiden dolayı günümüzde bile hala Sultanahmet Meydanı olarak dillendirilmektedir. Yani İstanbul'u gezerken Sultanahmet Meydanı dediğiniz zaman aslında kastettiğimiz padişah işte tam da bu Sultan 1. Ahmet'tir. Ha, burada bir detay vermiştim. Minareleri altından olsun deniyordu. Şimdi 1. Ahmet çok dindar bir padişahtı. Bunun yanı sıra tam anlamıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e bir tutkusu vardı. Bunun yanında aynı zamanda bir mutasavvıftı, yani sufi bir padişahtı. Bu nedenle Hazreti Muhammed'in ayak izinin bir kopyasını aldırmış ve bayram törenlerinde sorgucuna taktırmıştı ve Hazreti Muhammed için muazzam da bir şiir yazmıştı ki kendisi şairdi. Yine kendisi özellikle Mekke'deki kutsal Kabe'nin yapımında şöyle bir emir vermişti. Tuğlaları tamamen altın ve mücevherlerden yapılsın. Buna kim karşı çıkmıştı biliyor musunuz? Dönemin Şeyhülislam'ı. Dedi ki Şeyhülislam, sultanım bu olmaz, bu israftır. Eğer Cenab-ı Hak Kabe-i Muazzama'nın altından ve mücevherlerden yapılmasını isteseydi zaten Hazreti Peygamber'e bunu ihsan ederdi. Siz burayı onartın, buraya hürmetinizi gösterin yeter dedi ve padişahı bu fikrinden vazgeçirdi. O derece dindar bir padişahtı. Sultanahmet Camii'nin açılışını da enteresan birisi yaptı. Kimdi? Bugün Üsküdar'da türbesi bulunan Osmanlı tasavvuf tarihinin en önemli ermiş kişilerinden birisi olan Aziz Mahmud Hüdayi. Kendisi Aziz Mahmud Hüdayi'nin müridi demeyelim de bir bağlısı konumundaydı. Aziz Mahmud Hüdayi'yi ziyaret eder ve ondan ayrılmazdı. Şöyle bir rivayet vardır. Düşünün, tablo şu. Bir sufi şeyhi abdest alıyor ve sufi şeyhinin abdest aldığı ibriği dönemin en büyük imparatorlarından birisi olan Şehinşah-ı Alem, Padişah-ı Encüm Güruh, iki karanın ve iki denizin hükümdarı Sultan 1. Ahmet tutuyor ve ona abdest alacağı suyu döküyor. Padişahın hemen arkasında da padişahın annesi de şeyhin kurulanacağı havluyu tutuyor. O sırada
Sufiler şöyle bir hikayeyi rivayet ederler. Hanım sultanın, valide sultanın aklından, içinden şöyle bir şey geçer. Der ki, ya biz Şeyh Efendi'ye bu kadar hürmet gösteriyoruz. Keşke bize böyle bir keramet, olağanüstü bir hal gösterse. Bunu kendi içinden geçirir. Abdest almayı bitiren Aziz Mahmud Hüdayi, havluyu kendisine uzatan valide sultanı havluyu aldıktan sonra şöyle der. Sultanım, benim abdest alacağım ibriği cihan hükümdarı Sultan Ahmet tutuyor. Havlumu ise onun annesi valide sultan tutuyor. Bundan büyük keramet mi olur der. Bu da anlatılan bir sufi hikayesidir. İşte Sultan 1. Ahmet 28 yaşında. Günümüz için çok erken, o dönem için ileri bir yaşta bir mide rahatsızlığından hayatını kaybetti. Hayatı boyunca büyük meselelerle uğraştı ve Osmanlı'nın son baharına giriş şafağında hükümdar oldu. Kardeş katlini bitirdi, Anadolu'yu celallerden temizledi, Sultanahmet Camii gibi Türk İslam tarihine muazzam bir eser kazandırdı ve 28 yaşında bu dünyadan göçtü gitti. Kendisi de yaptırdığı caminin bahçesindeki türbesinde halen ebedi uykusunu duymakta.